Değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Ekranımızdaki standart yasal uyarıyı gördünüz, okudunuz, anladınız değerli dostlar. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Burada sadece matematiksel veriler ölçüğünde teknik analiz çalışması yapılmakta olup kesinlikle bir tavsiye niteliği taşımamaktadır değerli dostlar. Doğan Holding bu videomuzda sizlerle olacak değerli dostlar. Bir önceki videomuzda Akmak hissesini Aylık, haftalık, günlük, saatlik ve de dolar bazlı bir değerlendirmeye tabi tutmuş idik. Bu videomuzda da yine Doğan Holding'i aylık, haftalık, günlük, saatlik ve de dolar bazlı sizlerin huzuruna sunmuş olacağız. Öncelikli olarak Doğan Holding değerli dostlar, ee, dolar bazlı grafiğine şöyle bir bakalım değerli dostlar. Evet, görüldüğü üzere değerli dostlar, Doğan Holding'de ana destek noktasının kırılmasıyla düşüş, Aynen devam ediyor değerli dostlar. Evet baktığımız zaman ana destek hattının arkadaşlar şu şekilde kırılımı ve de satış onayı değerli dostlar yer almış idi. Burada bakınız arkadaşlar net bir şekilde destek 1, destek 2. Bakın burada iki defa test ediliyor. Akabinde kırılıp teknik olarak onayını da alıp satış devam ediyor değerli dostlar. 0.38'lerden gelen 0, 38 dolar bandından yani 38 centten gelen satış halen devam ediyor değerli dostlar. Evet, teknik olarak Doğan Holding'de değerli dostlar negatif bir görüntü hakimiyetini sürdürmekte yine dolar bazlı grafiğimizde e, nereye kadar gelebilir? Nerelerde bir durak noktası olabilir sorusuna arkadaşlar 30 centlerde bir durak noktamız. Akabinde bakınız 28 24 şeklinde bakınız. Durak noktalarımız yer almakta değerli dostlar. Şimdi gelelim Doğan Holding e, aylık grafiğine TL bazı değerli dostlar. Evet. Şimdi şuradan bir aylık yapalım. Bir de logaritmik yapalım. Grafiğimizi sıfırlayalım değerli dostlar. Şimdi Doğan Holding aylık grafiğine baktığımız zaman o yükseliş trendinin değerli dostlar bakın şuradaki direnç seviyesinin kırılıp onay almasıyla beraber gerçekleştiğine şahitlik ediyoruz yıl Arkadaşlar bakınız şöyle yapalım yani 2018 değerli dostlar burada e, düşen kırılımı geliyor aylıkta onayını alıyor ve yukarı doğru güzel bir yükseliş trendi söz konusu oluyor değerli dostlar. Şöyle baktığımız zaman bu trendin bakınız net bir şekilde arkadaşlar şöyle yapalım. Evet şöyle bir yükselen kanal trendi içerisinde devam ettiğini bir ara bu kanal trendinin dışına taşarak değerli dostlar burada bir e, iki aylık e, kanal trendi dışında hareket yaptığını görüyoruz ve buradan bir dönüş söz konusu arkadaşlar. Bakınız tekrar ediyorum. Aylıkta değineceğimiz iki nokta var. Dedik ki bir buradaki formasyon gereği arkadaşlar bir üçgen formasyon olarak görebiliriz burayı. Yukarı doğru kırılımla beraber atak başlıyor ve yükselen bir kanal trendi içerisinde sarı çizgi içerisinde devam ediyoruz. Lakin bu kanal trendinde direnç noktasından dönüş gerçekleşiyor arkadaşlar ki Zaten şu noktadan şöyle bakacağımız zaman bunu da görürüz. Yani burada teknik olarak şimdilik negatif bir unsurun, negatif bir gör, görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık grafiğimize bakalım şimdi. Yine grafiğimizi sıfırlayalım. Haftalıkta da arkadaşlar görüntü yine net. Bakınız düşen kırılımı onayını alıp yükselen kanal trendi devam ediyor. Ve burada arkadaşlar bakınız teknik olarak da e, haftalık bazlı ana destek noktasının kırılması. Bakınız. Yani şu bölgede 3 bandında teknik satış geliyor arkadaşlar. Şu anda 2.75 bandındayız. Umarım bir dönüş hareketi gelir ama burada arkadaşlar satış daha taze. Dikkat etmemiz gerekir. E buradan satışın devam etme potansiyelini söyleyebiliriz. Bu satış derinleşerek devam edebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. E burada kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama görüldüğü gibi bir yükselen kanal trendi. Bu kanal trendi içerisinde yine bir diğer yükselen kanal trendi. Maalesef ara kanal trendi aşağı doğru kırılıyor ve diğer majör kanalda ise dirençten dönüş gerçekleşiyor arkadaşlar. Ne zaman ki biz burada bakınız şu şekilde bir düşen kırılımına şahit olduk. Bu aşamadan sonra artık düşen kırılımını takip etmek zorundayız arkadaşlar. Bu düşen kırılımı gelmeli ki yukarıya doğru atağı görebilmeliyiz. Logaritmikten lineere geçelim. Çizimleri şöyle bir kaldıralım arkadaşlar. Evet. Günlük grafik karşımıza gelsin. Değerli dostlar grafimizi sıfırlayıp şöyle açtığımız zaman indikatörler eşliğinde yine günlükte de RSI 30 bandının altında değerli dostlar. Burada bir müddet oyalanma. Yine MacDi indikatörünün halen negatif olduğunu görüyoruz oyalanma gerçekleşebilir. Ee, ama tabi RSI da 30 bandının altına sarkıp buradan tekrar 30 üzerine atması bir alım olarak da yine değerlendirilebilir. Ee, değerli dostlar. Burada günlükte e, net bir şekilde bakınız ana destek noktası ve satış onayını aldığını görüyoruz. Bu satış onayı karşısında Evet, değerli dostlar, satış onayını aldık. Bakalım satış derinliğimiz ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle bu aşamadan sonra düşen kırılımı ya da ana destek dönüşünü görmemiz lazım arkadaşlar. Düşen kırılım dediğimiz olay, yani şu kısımdan almıyorum arkadaşlar, onu söyleyeyim. ya yani Bu uç kısmı zaten birazcık da gördük, ana kanal trendinin dışında kaldığı için burada şu dip noktayı almak istiyorum arkadaşlar. Şu noktadan bakınız, güzel bir hareket burada karşımızda bu kanalı takip edebiliriz e, ve halen devam ediyoruz. Geri çekilme durumunu arkadaşlar bakın şuradaki ana e, destek bölgesine geldiğimizi görüyoruz. buradan tutunamaz isek satış bir miktar müddet, müddet daha devam edebilir. 272 burada günlük değerli dostlar destek olarak görüyoruz. Hareket planımızı bu 2.72'ye göre yapın değerli dostlar. Yani hem alım noktasında hem de satış noktasında bakınız 2.72. Daha önce ki hareketle neydi arkadaşlar? Bakınız şu bölgeyi baz alalım. Bakınız 2.72 burada. Burada ne arkadaşlar bakıyoruz. 2.79. Şimdi hareket planımız şu şekilde yapın arkadaşlar. Nasıl ki burada 2.79'luk bölge aşağı doğru kırılıyor. Tekrar bu seviyenin üzerine atıyoruz. Yeşiller yanmaya başlıyor. Ola ki bu bölge altına sarktık. 2.72. Stop loss'u korsun arkadaşım. Bakın stop loss'u burada koyacaksın. Çünkü burada ters bir çanak ile Bakın bu bölgenin altında ciddi bir derine doğru gidebilirsin. Bu ihtimalim var. Ama buradan fake atıp bu bölgeden dönüş yapıp tekrar yukarı doğru gitme potansiyeli de var. Her zaman diyorum eğer bu direncin altında iki günlük kapanış gelirse sıkıntı aşağı doğru. Burada birkaç gün oyalandık ama tekrar mavinin üzerine attık. Senin buradaki hareketin fake, çöp bir formasyona dönüşür. Onun için burada long yönlü, yükseliş yönlü devam ede bilmelisin ama bizim için esas olan esas sağlıklı durum arkadaşlar ya bakınız majörde şu bölgelerden bir destek dönüşünü görmek bakınız bu ciddi getirir sağlar ya da buradan bir düşen kırılımı onaylı bir şekilde yükseliş hareketini gözlemlemek gerekir yani burada e, net bir görüntü alamayız değerli dostlar net bir fotoğraf çekemeyiz i̇şte ancak 2.72'yi baz alırız işte bunun altına üstüne e, gelgitler yapabilir e, belirli stop lossları bizlere koydurabilir. Burası muamma bir nokta. Sadece gözlemleyip değerli dostlar. Ya dediğimiz gibi ana destek noktası. Bakınız buradan dönüşü takip edeceğiz. Ya da bir düşen kırılımı şeklinde yol almakta fayda var. Doğan Holding'de. Şimdi dilerseniz bir saatlik grafiğe bakalım. grafiğimizi şöyle sıfırlayalım. Çizimleri kaldıralım arkadaşlar. Evet bir saatlik grafikte baktığımız zaman Hani o günlük bazda destek 2.72 dedik ya arkadaşlar. Bakınız buradan bir e, son 2 saatte bir yeşil mumun yandığını görüyoruz. Umarım buradan bir toparlanma e, gerçekleşir. Bakın 2.72 net bir şekilde arkadaşlar. Burayı baz alıyoruz ve bu 2.72 referanslı yol haritamızı çiziyoruz. Ve yine yukarıdan aşağı bakınız. Şu destek e, pardon direnç çizgisini atıyoruz. Yine gel pazevari bir direnç bakınız. Ta ki bu şekilde sağlarız arkadaşlar. Ama 2.72'nin altında risk devam edebilir. Bakınız geri çekilmeler alt destek bölgelerine kadar 2.30'lar 2.25'lere kadar söz konusu olabilir. Buraya dikkat ediyoruz değerli dostlar. Yine şu bölgeden aldığımız zaman bakınız önemli hassas bir nokta. Bakın şu iki dip noktayı birleştirdik. Altında da seyrediyoruz. Şöyle baktığımızda 2.79-2.80'lerin üzerinde biraz daha kaliteli bir hal alabilir değerli dostlar. En azından burada üst direnç noktalarına 2.95-2.96'lara doğru bir atak sergileyebiliriz. 2.79-2.80'lerin üzerinde bir tık daha pozitif değerlendirilebilir. 2.72'nin altına da aman dikkat edin diyoruz değerli dostlar. Çizimleri yine kaldıralım. Ee, yine olası bakın şu şekilde tepki alabileceğimiz olası dönüş hareketinin gelebileceği dip bölgelerden bir tanesi arkadaşlar bu çizmiş olduğumuz destek çizgisi Bu da ne demek hareketin bir müddet daha bakın şöyle geri çekildiğini varsayarsak 2.60'lara kadar da bir geri çekilme söz konusu olabilir bir saatlik grafik bizim için oldukça önemli destek dönüşünü buradan yakalayabilirsek bir trade etme fırsatı sunar biliriz değerli dostlar. Ama her halükarda 272 stoplusu koymakta fayda var. değerli dostlar bu 272 stoplusu takip ettiğimiz zaman eğer 2.61 lerden bir dönüş gelir ise buradan lot sayımızı da arttırmış oluruz. yeni bir plan dahilinde oyuna devam edebiliriz değerli dostlar. Evet Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak sizlere aittir değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarımız kanalımıza bekliyoruz. Yine katıla dahil olabilirsiniz. Yine Binance Borsası referans kimliğimi bırakıyorum. İstediğiniz zaman arkadaşlar 7-24 kripto para alım satım işlemini yapabilirsiniz. %10 komisyon indirimi hemen videonun altına açıklama yorum kısmına linkimi bırakıyorum. Değerli dostlar Hoşça kalın sağlıcakla kalın, her şey gönlünüzce olsun.